صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا ikinci bab şifa şerif dersimizden sıramızda olan yer allah Teala devamını nasip etsin, tamamını nasip etsin. ettiğimiz günü de görmeyi nasip etsin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala ala sahibi. Bu mübarek ders Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem faziletlerini beyan hakkında yapılmaktadır, devam etmektedir. Bu niyetle başlamıştır. Onun faziletlerini reddetmeye, inkar etmeye ve örtüp gizlemeye çalışanlara karşı başlatılmıştır. İnşallah Rabbim bizi bu dersler hürmetine iki cihan rezaletinden kurtaracak ve iki cihan saadetine erdirecek ve maddi manevi dertlerimize deva verecek, hastalıklarımıza şifa edecektir. Böylece inşallah şimdi geçen 15 evvel de Seyyid Maliki Hazretleri burada olduğu için ders yapamadık. Şimdi dersimizden gidelim. Biraz da hızlıca gitmeye çalışalım da ölmeden evvel bir şeyler tamamlamaya çalışalım. Çünkü bu ders uzun bir derstir. Haftada bir de yapamıyoruz. Ama Allah bereketini veriyor elhamdülillah. Önümüzdeki çarşambayı, perşembeye bağlayan gece, Aşura gecesidir. Allah'ımız o geceyi ihya edenleri dilediği kadar ihya edeceğini vaat ediyor. Bu itibarla fazileti çoktur. Allah onu abat edecek. Dünya ahiret ne kadar diliyorsa, Allah'ın dilemesi de sonsuz, her şey sonsuz. O kişiyi ihya edecek. Madden ve manen diriltecektir. Onun için çarşamba gecesi burada bulunacağız ve buluşacağız. Ve peygamberlerin kurtuluşlarını kutlayacağız. İnşallah birlikte. Ancak bu sabah bir rüya gördüm. O rüyaya göre Yani tafsilatını anlatmıyorum. Mevlid okumam işaret ediliyor. Bu sıkıntılardan kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini okumak ve mevlidin hürmetine belalar kalkacak. Böyle bir işaret var. 13'ün için çarşambayı perşembeye bağlayan akşam kardeşlere de duyurun gelenlere gidenlere. Sohbet yine sekizde başlıyor. Tabii hep sekizde başlıyoruz sohbetlere ama Radyoyu dokuz buçuğa aldık. Çünkü canlı yayını beceremiyorlar. İnternet kesiliyor, mesiliyor bir şeyler oluyor. Millet yarısını anlıyor, yarısını anlamıyor. Bu da fitniyet sebebiyet veriyor. Bundan dolayı radyodan dokuz buçukta başlayacak. Kadın erkek herkese duyurun. Yani yaptığımız perşembe sohbeti dokuz buçukta hemen bizim peşimize radyodan verilecek ki buradan alınan verildiği için o zaman eksik olmayacak. İnşallah. Fakat biz burada 7'de yatsı namazına duracağız. Bu çarşamba akşamı neden Çünkü yedi buçuktan mevlüt okuyacağım inşallah Gelenler ne niyetle gelirlerse Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuracak inşallah Mevlüt okunan yere mutlaka gelir O şüphesizdir o Ve e, bu arada Dertlerimiz açılacak inşallah Bunu da geçen perşembe duyuramadım Çünkü bu sabahtan bu işaret rüyada geldi bana Onun için birbirinize duyurun Yedide yatsıya cemaatle dururuz Yedi buçukta da mevlüt okuruz Sekizde mevlid biter, sohbete başlarız inşallah Rahman. Bu şekilde duymuş olalım. Allah Habibine bağışlasın. Sallallahu Teala aleyhi sellem. Şimdi bu ikinci bab ne hakkındadır? Allahu Teala fi tekmilillahi Teala Allahu Teala kemale erdirmiştir. Kemale erdirmesi hususundadır bu bab. Kim için lehu? Resulü için sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi kemale erdirmiştir? El mehasine güzellikleri. Güzelliklerin tamamını ona vermiş halkan hem yaratılış şekil ve suret bakımından ve hulukan hem de ahlak ve e, tabiat bakımından huyları bakımından ve kıraniyi yaklaştırmıştır, bir araya getirmiştir cemi'al fazaili bütün faziletleri et diniyeti ve dünyeviyeti dini, dinle alakalı ve dünya ile alakalı bütün faziletleri toplamıştır, bir araya getirmiştir fihi Muhammed Mustafa'da sallallahu te aleyhi ve sellem neseka neseka demek e, birbirine tabi olan birbirini izleyen e, birbiri ardınca gelen üstünlükler bakımından. Bu bab bu hususta olacaktır. İ'lem, sen bil ey muhibbu, ey seven kişi, kimi lihazen nebil kerim bu kıymetli peygamberi seven ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem el bahithu araştıran kişi neden an tefasili cümeli kadri il azim onun yüce kadri kıymetinin e, mücmelatının yani onunla ilgili değerlerin toptan olanları var böyle başlıklar altında onların bir de tafsilatları var ey bu peygamberi sevip de sallallahu aleyhi ve sellem onun yüce kıymetinin mücmel başlıklarının detaylarını ve ayrıntılı tafsilatlarını araştıran kişi sen şunu bilmen lazım enne hisal el celali vel kemal üstünlük ve mükemmellik hasletleri fil beşeri insan sınıfında nevani iki türlüdür bir insanda insan cinsinde üstünlük ve mükemmellik hasletleri, vasıfları iki kısımdır. Birinci zaruri yön, dünyevi yön, Zaruridir, yani yaratılmaktan senin elinde bir şey yok. Herkes yaratıldığı bir şekli var, bunu sipariş vermedik. Dünyevi dünya dünyayla alakalıdır ki, iktazatü cibilletü, iktazatü bunu gerektirmiştir. El cibilletü, yaratılış bunu böyle gerektirmiştir. Allahü Teala yaratırken kulunu bir hılkat üzere yaratmıştır. Bu da kulun zaruri şeklidir. Yani elinde bir ihtiyar, bir seçim hakkı yoktur bunu değiştirmek için. Veyahut da baştan da böyle bir talebi söz konusu değildir. Beni şöyle yarat, böyle yarat diye kimse de bir sipariş vermemiştir. Bu yaratılıştan gelen bir üstünlük varsa bir insanda yani yakışıklılık, boyboz, akıl, zeka bunlar Allah vergesidir. Bunları kimse kendi gidip mektepten ...kazanmamış der... ...ondan sonra ne vardır... ...ve zaruretül hayati dünya... ...ha dünya hayatının... ...zarureti... ...efendim... E, ...ihtiyari olmayan, elden gelmeyen... E, ...hacetlerin... E, ...zaruretlerin... ...mecburiyetlerin gerektirdiği... ...şeyler vardır... ...bunlar her insanda... ...müşterektir... ...ama burada bir üstünlük vasıfları varsa efendim işte yemek ihtiyacım var, uyuma ihtiyacım var, su içme ihtiyacım var, hava ihtiyacım var. Bunlar yaşamak için gerekli olan şeylerdir. Ve müktesebun bir ikinci kısımda kesbedilen dini yün, dinle alakalı insanın kendi kazandığı vasıflardır. Ve, ve onlarda nedir? Ma o şeylerdir ki kırık mana veriyorum. Hanım kardeşler meraklıdırlar. Hanım hocalar bu dersi takip ediyorlar. Bütün medreselerde hanım hocalar bu çünkü bir yerde bulunmaz bu. Bu kitabı bir daha böyle tek tek e, izah eden bir şey çıkmaz. Bir daha 13'ün e, manayı öyle verelim. Onlar kelime kelime kitabın üzerinden takip ediyorlar. Sonra talebelere de ders yaparlar inşallah. Ma o şeydir ki yuhmedu övülür, beğenilir. Mete şayan kılınır. Failu o işi yapanlar. Ve yukarribu Yaklaştırır ilallahı, Allah'a, zülfa e, tam manasıyla yaklaştıran fiillerdir. Bunlar dini kazançlardır. Namazdır, abdesttir, işte ahde vefadır, doğru konuşmaktır, efendim e, az uyumaktır, az yemektir. Bunlar e, dinle alakalı, Allah için yapılan şeylerdir. Bunlar hem kulu Allah'a yaklaştırır. Hem de bunu yapanlar beğenilir. Herkes tarafından, Allah tarafından da yaptığı işler. Ee, sevaba mazar kılınır. mehiye <laughs> sonra bu hasletler ala <laughs> fenneyn eyza. Bunlar da iki e, kısım üzeredir. iki sınıftır. Mina <laughs> bunlardan bazı ma öylesidir ki yetehallasu seçkin kalır li ahadil vasfein iki vasıftan e, birine ait olur. Birbirine karışmakız. Ve mina bir kısmı da vardır. Ma öylesi ki yetemazecu mezc olur. Birbirine girer. Ve yetedahalu birbirine müdahil olur. Yani onun içinde ondan bir parça bulunur. Onda öbüründen bir kısım bulunur. Şimdi bunları açacak. Femme zaruri mahzu Hem insanın elinde olmadan zaruri olup hem de hiç başka kesbi dahli olmayan, kendi ihtiyarının seçiminin, faaliyetinin fiilinin tesir olmayan, halis zaruri olanlar. Fema öyle şeylerdir ki leysel lilmeri. kişi için olmaz fiil onlarda ihtiyarun bir seçme hakkı olmaz. Beleklisabun bir kazanma çalışma gayret olmaz. Mesela mislu makane Fici cibilleti hılkatinde yaratılışında olan durumlar gibi. Nasıl mesela? Min Kemali hılkati uzuvlarının mükemmelliği. Yani elin, ayağın, burnun, kulağın için dışındaki uzuvlar tamam mı senin? Tamam. E nice herkesin tamam değil. E demek ki bu ama sen bunda bir kazancın var mı? Yani bir çalışma yaptın mı sen buna? Değil ve cemal sureti görüntüsünün güzelliği ve kuvveti akli aklının gücü ve sıhhati fehmi anlayışının doğruluğu ve fasahati lisani dilinin düzgünlüğü yani kekeme olmamak veyahut da konuşurken güzel konuşabilmek işte maksadını meramını beyan edebilmek ve kuvveti havasi duyularının beş duyu işte ee, koklama duy, duyusu işte efendim tutma ee, görme işitme gibi duyularının gücü ve azaihi uzuvlarının kuvveti yani işte elin tuttuğumu kavrayabiliyorsun mesela kaç kiloyu kaldırabiliyorsun adam bir kağıt kaldıramayan adam var. Bunlar tabii bize Allah'tan Celle Celal bizim gayretimiz olmaksızın lütfu keremiyle verilen de bunlara zaruriyatı mahza deniyor. Yani hem senin bunda elinden bir şey gelmiyor, kazanmak burada devreye girmiyor. Hem de bunlar Dünya hayatının yaşantısı için gerekli vasıflar. Ve atidâli harekati hareketlerinin mutedil oluşu, yani düzgünlüğü. Efendim, yürürken, ederken ayağın dengeli atıyor, kolların ona göre hareket... Hareketlerin mutedil mesela. Şimdi öyle insanlar var, hareketleri mutedil değil, değil mi? Efendim böyle yamuluyor sağına doğru, hep sağına sağına yamulmuş gidiyor veyahut efendim üç kere elini böyle yapıyor. Bir kere bunu kaldıramıyor. Ayağı beş ileri gidiyor, bir geri gidiyor böyle çarpık, yamuk, yumuk e, tipler var, şekiller var yani. Yerlerde sürünenler bile var. E, efendim ve şerefi nesebi, soyunun şerefi. Soyun nereden geliyor mesela? Bunlar e, şimdi bir adam peygamber soyundan geliyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, Seyit olsa, şerif olsa, Hasan'dan, Hüseyin'den gelse bunun e, şeyi yok. Ee, biz çalışmakla olmuyor. Siparişten olsa biz de olurduk yani. O şeref varsa bir soyunda, bir peygamberden, bir alimden, bir veliden geliyorsa mesela bunlar yine insanın elinde değil. Ve izzeti kavmi, e, kavmu kabilesinin güçlülüğü. E bir kabilenin içinde bir kavim içerisinde e, efendim e, doğarsın kendi elinde değil ama o kavim güçlü mü güçsüz mü? Şimdi dünyada güçlü milletler var, güçsüz milletler var ve kereme bu yaşadığın toprağın kıymeti yani nerede doğdun doğduğun yer neresi mesela e şimdi Moskova'da doğandan Mekke'de doğan bir olur mu dolayısıyla bu bir de bulunduğu ama bu senin elinde mi değil ve buna ek olarak eklenir lahik olur ma o şey ona davet çıkarıyor Zaruretü hayatihi bir de yaşamasının gereksinimleri var. İleyhi o şeye hayatının zarureti nelere davet ediyorsa, yani neleri mecbur ediyor. Bir de yaşaman için olan durumlar var. Mesela min iyi yemek ve nevmi uyku ve melbesi giyinecekleri, giyinmek ve meskeni barınacağı bir yuva ve menkah'i evlenmek ve mal'i, malı ve cah'i işte insanlar içindeki rütbesi ve itibarı gibi. Bunlar da buna aslında tam şey sayılmaz ama bunlarda biraz yine kesbin etkisi var. Kazanmanın tesiri var ama yine bu da o geriye lahik olur. Çünkü neden? Kimse de yemeden, içmeden, evsiz, barksız da duramayacağına göre onlar da zarurete lahik olur. Fakat tel haku adil hisalül ahiratu yalnız bu son saydığımız vasıflar Efendim hangisi e, bu işte yemek, içmek, uyumak gibiler. Bunlar bil uhraviyeti ahirete de, ahiret kısmına da eklenebilir. Ahiret hasletlerine de ilave edilebilir. İdakusul debiha bunlarla kastedilirse et takva. Takva kastedilirse. Yani takva demek haramlardan sakınmak. Mesela adam evleniyor. Evlenmek bir zaruret gibidir. Kadın içinde, erkek içinde evlenmek kaçınılmazdır ama eğer bu evlenmekle haramdan, zinadan sakınmayı kast ediyorsa e, niyet ediyorsa bu da ahiret tarafına salih amelede yazılabilir. Bunlar insanın cibilli e, zaruretleridir ama niyete göre de bunlar bu son kısım niyete göre değişir. Mesela yemek yiyorsun. E, yemek yerken eğer bununla kastedilirse ve maunetul bedeni vücuda yardım, ala süluki, tariqa ahiret yoluna e, salik olmak için ahiret yoluna girip ahireti kazanmak için ne lazım? E, namaz lazım, abdest lazım, kusur lazım, oruç lazım. Ha, Bunun içinde ne lazım? Bedenin, belinin ayakta durması lazım. Bunun içinde ne lazım? Yemek lazım, gıda lazım. E sen şimdi keyif için, zevk için yiyen başka bir de yerken niyet edip bu yemekten hasıl olan kuvvetle namaz kılacağım, e, ibadet edeceğim derse o yemekte ibadet olur. Uyku buna kese, ben şimdi hiç uyumasam efendim sabah namazına kadar dayanamam. Ondan sonra kafam karışır. Namaz kılarken Fatih okuyacağım yerde e, yanlış okurum. E, ya Kenabudu ben sana taparım diyecekleri La Kenabudu tapmam diye La diyebilir. U uykulu insan her şeyi yapar. La abudu, diyecek diyecekleri abudu der. Mana bozulur. Onun için biraz uyuyacağım ki e, uykudan uyanınca kafam dinç olsun, yerinde olsun da böylece ibadete kuvvet olsun. Bu niyetler olursa bu yemek, içmek işleri. Elbiseler, giyinmeler, kuşanmalar bütün bunlar da namaz kılacağınız zaman süslü elbiselerinizi giyin diyor. En kıymetli, en kaliteli kumaşlarınız varsa namaza ayırın. Yani onu düğüne, derneğe, millete, gösterişe değil de Allah'ın huzuruna çıkacağınız noktada en güzel elbiselerinizi giyin. Bu gibi emirden dolayı bu ayete binaen bir adam güzel cübbe yaptırırsa, elbise yaptırırsa, namazda bunu giymek için bunlarda bir mahzur yoktur. Hatta bunlar ahiret işlerinden sayılır. Niye kapattı yine? Öçak aç yine ben. Bunu alıyorum. Evet efendim. Ve kânet. Ancak bunlar bir de ne olacak? Ne zaman ahiretten sayılır? Alâ hudûd zarureti. Zaruret haddini ne yapmayacak? Açmayacak. Yani çok fazlaya kaçmayacak. E şimdi ben ibadete kuvvet olsun diye yemek yiyorum ama yer yerken de gidip bir öküz yersen affedersin. Yani bu sefer yatarsın aşağı yani. Bu namaz kılamayacak hale gidiyor. O kadar yemek yiyen adam namaz kılabilir mi? Bu sefer yemek icabet, su icabettirir. E su içiyorum işte su. E, su içiyorsan bari adam çay, kahve, yeşil çay, kırmızı çay bilmem ne. Ondan sonra limonata, şerbet, şurup iç 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 iç, iç birkaç litre. Ondan sonra o nereye gidiyor? Sıvılar beyne buhar yapıyor. Beyne buhar yapınca oradan ne hasıl oluyor? Uyku. Çok içen çok uyur. Hal böyle olunca ne olur? Ne teheccüd kalır, ne sabah namazı kalır. Ondan sonra diyor ki, ooo 11'den aşağı uyanamıyorum hoca efendi. E böyle bu durumda bu zaruret olmadı ki. Ne zaman ahiret sayılır? Ahiretten sayılır. Zaruret miktarıyla sınırlı kalacak. Ve kavani'nin şeriatı, şeriatı garra'nın kanunlarıyla e, efendim uyumlu olacak. اِنَّمَ الْاَعْمَالِ بِنْ Bütün ameller niyetlere göre muteber olur. Demek ki bir insan namaz kılsa ama niyet etmese o namaz yatkak olur. Spor olur. Ama bir insan yemek yerken niyet etse ibadete kuvvet için o yemek ibadet olur. Bak namaz adet oluyor, yemek ibadet oluyor. Ne zaman? Niyete göre değişiyor işte. Oruç tutsa yani bütün gün aç kalsa, ama Allah razı oruca niyet etmese o periz olur. Öbürü yemek yiyor, bak o adam aç duruyor. Boşuna ibadet değil, adet olur. Öbürü yemek yerken ibadet olur. Niye? İbadete kuvvet için yerse. Buna göre hareket edilecek. Ve emmel muktesabetül uhraviyyetü. Ahiretle alakalı kazanılacak, insanın kendi gayretiyle elde edilecek şeylere, vasıflara ve hasletlere gelince. Bunlar ne gibidir? Fesairul ahlakil aliyeti, kıymetli üstün ahlak ve adab i şer'iyeti e yani şer'u şerife Allah'ın dinine uymak. Mesela minet din, evvela din ve iman. İnanılması gereken şeylere inanmak, tatbik edilmesi gereken şeyleri uygulamak, yapılması ve terk edilmesi icap eden hususlarda Allah'a ve Resulüne itaatkar olmak. Bu insanın elindedir. Bunu insan kendi iradesiyle, kudretiyle, kesbiyle, fiiliyle, dahliyle ve müdahalesiyle gerçekleştirebilir. Kimse dindar olarak anadan doğma böyle dindar bir şekilde çıkmaz. İlla bir hocaya gidecek, bir vaaz dinleyecek, sohbete gidecek, kitap okuyacak, elif bağdan başlayacak, bir sübhane gibi Kur'an eğitim almak gerekiyor. Yoksa ya, amentü bilmez ki nasıl iman etsin. Ondan sonra vel ilmi ilim, İlim zaten din ilimleri bundan kastedilir. İnsanın kendine yarayan ve yaramayan her şeyi bilmesi, dünyasıyla alakalı, ahiretiyle alakalı konularda bilgi sahibi olması, bunu da Allah'ın rızasını kazanmak için kullanması ve hilmi, mesela hilim eziyetlere sabretmek, düşmanlardan intikam almakta aceleci olmamak. Bunlar insanın gayretiyle olan şeyler. Yoksa insanın yaratılışında ne var? Vakıula insan acıula insan aceleci olarak yaratılmıştır. Hemen dalmak ister. Ama orada bir fren yapmak meselesinde ne devreye giriyor? Ayet var, hadis var. Vasbir, bir habibim sabret. İnne Allah ma sabirin. Allah sabredene beraberdir. falan falan Ayet hadis ne kadar bilirsen ona göre frenin fazla yaparsın. Ama velakin işte Helima'nın merkebi kasi gibi eşek dokuz türlü yüz geç bilir derdi denize düştüm hepsini unutur boğulur derdi. Ee, şimdi bazı insan ne kadar ayet hadis bilir ama başına bir sıkıntı geldiği zaman da hemen kalkıp dalarsa e, bu da eşek gibi e, tam lazım olduğu yerde yüzmeyi unutup boğulmaya benzer. Ayet hadis neye yarar? İlim neye yarar? Amele yarar. Ondan sonra ve şükri şükretmek. Hem Allah'a şükretmek. Rabbimizin verdiği bütün nimetlerden dolayı ona hamdü sena etmek. Bunun yolu nedir? Bunun yolu öyle ya Rabbi şükür demekle bitmez ki bu. İslam şartlarını yerine getirmek. Şükrün tamamıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri beyan ediyor. İslam'ı tam yaşayan şükrünü tam eda etmiş olur. İslam'ı ne kadar noksan yaşarsa şükrünü o kadar noksan etmiş olur. Sadece ya Rabbi şükür dilin şükrüdür. Bu kadar uzuvlar ve nimetler bize verilmiştir. Bunların hepsini Allah-u Teala'nın rızası makamında ne için yaratıldıysa yaratıldığı noktaya harcamak gözü Kur'an'a bakmaya, ana babaya bakmaya, Kabe'ye bakmaya, Zemzem'e bakmaya, işte yolunu görmeye, işine bakmaya, dünyaya, ahirete yararlı işlere kullanmaya efendim şükür denir. E sen gözü harama, namereme, millete hakaret nazarıyla bakmaya kullandığın takdirde veyahut Allah'ın ayetlerine karşı tefekkürsüz ve ibretsiz gafletle bakmaya kullandığın zaman bu ne olur? Baltayı taşa vurup da ucunu körletmek olur. Şükürsüzlüktür bu. Bunun gibi kıyas edin. Vel adli haktan ayrılmamak, adaletli olmak, Anam ee, anan babanın aleyhine de olsa, kendi nefsinin zararına da olsa adil davranmak. Bu nerede? Efendim, insanlar değil kendi aleyhine maleyhine bıraksın. Menfaat için adaleti bırakıyor. Kendi zararından da değil, kar için buraya bırakıyor. Hadi zarar gelecek diye korkmaktan da bunu yapmamak lazım ama kimisine hiç zarar gelmeyecek de karı kaçırmayayım diye yamuluyor. Adaleti bozuyor. Yanlış şahitlik yapıyor. Efendim bunlar mesuliyetli işler. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun ar Hepiniz çobansınız. Güttüğünüz sürüden mesulsünüz. Bu başa geçenler, bu yönetime talip olanlar, bu yetkiyi alanlar, bu kadar insana zulümler, haksızlıklar yapılırsa, Bunlar hep bundan mesul olacaklar. Bunu akıl işi değil bu işe talip olmak ya. Akıl işi Allah vazifede olanlara yardım etsin. Onları muvaffak etsin. Onlara düzgün müsteşarlar nasip etsin. Amin. Yanlış yönlendirilirlerse yandılar gittiler. Milleti de batırdılar. Kendine batarlar. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu Kulaktan sorulacak, gözden sorulacak, gönülden sorulacak, kalpten sorulacak. Hep mesuliyet var. Evet. Ve <laughs> zühdi. Zühd ne demek zühd? Dünyaya karşı soğukluk. Kalbe dünya zevkini, meylini sokmamak. Mubahlarla efendim geçinmek, yetinmek. Zaruri mubahların dışına açılmamak. Evet. Bu üstün bir vasıftır. Sahabeden de hepsinde zahitlik var mıydı? Yoktu. Mesela zahitlik denince akla gelen sahabi kimdir? He? He? Ebu Zer Gıfari'dir. Radıyallahu anh. Mesela bir Ebu Zer meselesi var ki tamamen zirve noktasında o. Hiçbir para tutmaz. Yiyeceği kadarından geri kalan hepsini harcar. Verir Allah yolla mesela. Bu biraz bize farz değil böyle bir şey. Farz olsa da yapmayız ki zaten şey. <laughs> Bize ne hoca biz bir senelik stok koymadan olur muydu? Gerçi asgari ücretle ne bir senelik stok edecek adam 15 günü geçiremiyor da. Ayın öte tarafında bakkala manava borç. Şimdi ve tevazu'i tevazulu olmak, yumuşak davranmak, arkadaşlarına karşı ahlaklı, geçimli olmak ve affi e, kusurlar olursa karşı tarafın illaki kul kusursuz olmaz birbirine karşı efendim esnek davranmak hemen ceza vermemek, hemen yüzüne vurmamak, efendim, vel iffeti, iffet, nefsi günahlardan geri tutmak, zinadan uzak tutmak, bunlar hep insanın elinde olan şeyler değil mi? Bunlarda insanın gayreti lazım mı? Lazım. E şimdi bunun için, bu işin yolu var. E sen efendim çıplak karıları devamlı seyredersen, pis filmler seyredersen, çıplak gazeteler bakarsan, efendim iş yerinde, yolda, burada, otobüste, her yerde karılarla kızla ha ha hi yaparsan bu zinaya mektup atmaktır. Postaneye vermektir bu. Zinanın postası geldi. Onun içindir ki Bu da tabi insanı kafirliğe kadar sonra normal gelmeye başlarsa ne olacak bundan bu haram değil derse de kafir olur. Günahlar da kafirliğin postasıdır. Buna göre iffetli olmak, velcudi, cömert olmak, Efendim, çok aşırı da olanı hepsini verip de çoluk çocuğu aç bırakmak değil. Ama hepten kısıp da üstten sıkıp da alttan yalamak değil. Böyle bir dengeli şekilde zekatını, sadakanı, hayrını, haseneni komşulara göre, akrabadaki ihtiyaçlara göre verebilmek. Cömertlik ve şecaati, cesaret. Tabii bu cesaret de korkaklıkla saldırganlık arasında orta bir sıfattır yoksa önüne gelene e, tokatlarım lan seni döverim lan faul her yere bağırıyor bu, bu cesaret değil. Çünkü yiyecek bir gün dayağı oturacak aşağıya demektir o şimdi. Herkesi dövemeyeceğine göre bir gün yiyecek dayağı. Öyle cesaret olmaz. Ondan sonra efendim e, çok da geri kalmak e, tamamen böyle her saldırıya karşı hiç çit yok falan. Şimdi e, ne diyor? İmam Şafii'nin bir sözü var. Radıyallahu anh çok da hoşuma gider. Bir adamı diyor razı etmek istiyorsun da yani onun rızasını, hoşnutluğunu almak için yalvarıyorsun, yakarıyorsun, özür diliyorsun, bir şeyler bir şeyler yapıyorsun. Yani bir falso yaptın diyelim. Adam yok ben helal etmem, razı olmam bilmem ne falan. Bu, bu şeytandır diyor bu adam. Yani memnun edilmek istenip de özür dilendiği halde böyle asla falan hareket yapsa bu şeytandır diyor. Ama diyor kızdırılmak istenip de hiç kızmayan adam bu da eşektir diyor yani. İmam Şafii'nin güzel bir hikmetli sözü vardı. E şimdi yani adamın damarına basıyor, basıyor, basıyor. Bunda da hiç damar yok yani. Bu, bu, da, bu da olmaz bu kadar damarsız adam yaşamaz be. Benim bir mesele çok yumuşak adamımdır ben. Çok tevazuluk, iyiyim de huyularım iyidir. Benle yolculuk yapanlar bilir. Ben o 30-35 senedir bu halkla, cemaatle beraberim. Efendim, binlerce insandan yolculuklar yapmışım, binlerce. Uzun yolculuklar var, kısa haçlar var, ömreler var ve çağrı var. İlim tahsilinde arkadaşlar var. He kimseyle bağırış çağrışmam, şu yapmam bu ya. ama ben çok da damarıma basarsan ha hepten de eşek değilim yani. O vakitte de biraz da bir tekme atarım yani. E çünkü hepten cesaretsiz olmak da iyi bir şey değil. Şimdi üstüne geliyor, 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 geliyor. Onun bir nesi var? Limiti var. Limiti doldurduğun zaman da hoca haymar değildir yani. Bu sefer ne yapar? Sana da bir atış yapar yani. Ona göre dikkat edeceksin. O, bu çünkü bunlar iyi vasıllar. Şecaat lazım. Cesaret olmadan olur mu? Ah bir de şeker hastası olmasam kimse baş edemeyecek benden ama biraz hastalık payı koyuyorum yani. Çünkü bir atıyorlar beni hapse. Adamlar yedi ay yanımıza bir kişi vermediler. Yahu yedi ay. Her tarafımız tıkandı çıktık hep ameliyat. Damarlarımız niye tıkandı? Hapiste tıkandı mesela. E şimdi tabii o da var. E, daha sağlıklı olsam Hakkı hakikati söylemekten hiç çekinmiyorum. Yine de çekinmiyorum ama farklı olurdu. Tabii Allah da biliyor adamı fren yaptırmayı işte. Onun için hastalık veriyor ki biraz işte korku hastalığı var. Sen hastanın da mesuliyeti az oluyor İslam'da. Yine de sağlamlardan fazla cesaretli davranıyorum çoğu konularda. Sağlamların çoğu çıkıp da bir reddiye yapamıyor yani. Bir hakkı söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Bak dün gece Ülke TV'de, ee, bu Kanal 7'nin yan kuruluşuymuş bu. Herhalde, bilmiyorum. Kanal 7'nin yan kuruluşuymuş. Caferilerin başını çıkarttılar. Efendim, Türkiye'deki Caferi Selahattin Özgündüz mü? Bir şey. Neyse, bayağı Hazreti Ebu Bekir diyor, Hazreti Ömer diyor, hoşuma gitti. Yani Hazret demesi Ebu Bekir'e, Ömer'e iyi bir şey. Tabi bunlar takıya çok yapar, dikkat edelim. Çünkü Şia'nın dini diyaneti takıya üzere kurulmuştur. Çünkü Türk milleti ne konuşma yapıldığı için Ebu Bekir'e Ömer'e tazimsizlik yaparsa biraz kabak tadı verir ama oradan geçiliyor. Nereye? Muaviye'den, değil Muaviye dendi mi Muaviye'ye bindir. Radıyallahu anh. Sen Hazreti Muaviye'ye nasıl bindirirsin? Biz daha ölmedik bu memlekette. Ehli sünnet varız elhamdülillah. He şimdi getiriyor. Tamam Hazreti Hüseyin babası Hazreti Ali, anası Hazreti Fatıma, dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban olayım onlara ben. Biz onların sevgisi imanımızdır. Amma ve lakin o Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tesubbu ashabi sahabemin aleyhine konuşmayın. Men sebbe ashabi faali lanetullahu melaket ve nas ecmain. Sahabeme hakaret edenin üzerine Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti yağsın. O Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bukhara hadisinde de geçer. Ashabi ashabi la tettehidûm garadan ba'di. Sahabemin aleyhine gitmeyin. Benden sonra onları hedef etmeyin. Tenkitlerinize maruz bırakmayın. Femen habbuhum fe Onları seven beni sevdiği için onları sevmiştir. Femen ebgadavum fe bihubbi Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmıştır. Sahabeye buz bana buza girer. İmam-ı Rabbani mektubatta liyahiz abimül Sahabeye ancak kafirler sevmez diye ayet okuyor. Hal böyle olunca Hazreti Muaviye sahabe midir? Sahabedir. Resulullah Efendimiz'in katiplerinden midir? Katiplerindendir. Allah muallimul hisab ve kıyın azab. Ona hesap ilmini öğret, onu azaptan muhafaza et diye duasını almış mıdır? Almıştır. Allah mehdi ve bi'yi onu hidayete erdir. Onunla da insanları doğru yola al duasını almış mıdır? Tirmizi hadislerinde geçer bunlar. Böyle bir sahabeye de efendim ee, Muaviye şöyle, Muaviye böyle. Bir de Muaviye'nin babası işte. Şimdi Yezid'den gidiyor. Yezid Yezide biz de efendim asla itibar etmiyoruz. Yezid sahabeden değildir. Yezid efendim bazı alimlere göre lanetlidir. Bazı alimler lanet okumasa da İmam Rabbani ne der? Frenk yavru yapmaz. Yezid'in yaptığını Frenk yavru yapmadı demiştir. Dolayısıyla biz Yezid'i asla sevmiyoruz. Ama Hazreti Muaviye'nin bu işten haberi var mıdır? Yoktur. Hazreti Muaviye o zaman vefat etmiştir. Zaten vefatından önce de oğlu Yezide Hz. Hüseyin'e iyi bak, ona iyi davran diye vasiyeti de var. Oğlu bu vasiyeti tutmadıysa babası mesul müdür? Değildir. Bundan dolayıdır ki Yezid bedbahtır, haib ve hasirdir. Ama Muaviye dendiği zaman radıyallahu anh demek mecburiyeti vardır. Bukhari'de bile dolu hadisleri vardır. Resulullah'ın katibi olmakla sallallahu aleyhi ve sellem beraber Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman üç halifenin de Şam valisidir. Hazreti Ömer ki Pire için yorgan yakar en ufak yanlışta adamı atar. O bile Hazreti Muaviye'nin zekasına, yönetimine e, hayran kalmıştır ve onun vazifesini sabit bırakmıştır. Onu görevden almamıştır. Ve Hazreti Muaviye zamanında Şam fetihleri, Rum diyarının buralara kadar gelen bütün bu fetihler Hazreti Muaviye'nin zamanında Müslüman edilmiştir bu topraklar. Şam diyarından tut Buhara'lara kadar, Hindistan'lara kadar Hazreti Muaviye orduları İslam'ı götürmüştür. Ebu Ayyub el-Ensari bile o orduyla buraya gelmiştir. İstanbul'a gelen sahabe, yine Hazreti Muaviye döneminin ordusuyla gelmiştir. Bundan dolayıdır ki, böyle sahabenin aleyhine konuşturmayız. Ondan sonra, işte Yezid'in babası Muaviye'ydi. Muaviye'nin babası Ebu Süfyan idi. Ondan sonra şöyleydi, böyleydi. Ebu Süfyan baştan yanlışlıklar yapmakla beraber o asla ona sorulmayacaktır. Çünkü müşrik iken bunları yapmıştır. İslam'a girdikten sonra İslam geri, geri ne yapar? El İslam yecubbu bu makablo keser atar. Bir insanın İslam'dan önce yaptıklarından dolayı İslam onu yargılamaz, sorgulamaz. Ebu Süfyan ondan sonra sahabeden olmuştur. İşte annesi Hint. Hind'in aleyhine. Yahu Hint, evet Hz. Hamza'yı ciğerini kesmişler, etmişler, şunlar bunlar. Bunlar konuşulmaz. Çünkü o zaman Hint Müslüman mıydı? Değildi. Mekke fethedildiğinde Müslüman oldu. Ona bakarsan Halid İbni Velid de ne yaptı? Uhud Muharebesi'nde arkadan girip önden çıkan kimdi? Halid İbni Velid'di. Şimdi onun aleyhine konuşabilir miyiz? Haşa. Allah'ın kılıcıdır. Cahiliyet devrinde, şirk içinde yapılanlar konu yapılmaz. Bunları yapan doğru bir Müslüman olamaz. Ehli sünnet böyle bir şey yapmaz. Kalkıp da sen efendim Hz. Hüseyin'in babası, anası, atasını met ediyorsun. Tamam biz onda müşterekiz. Hatta sen bir met edersen biz on met edecek kadar ayet-i biliriz. Ama buradan da takıp da Yezid'den tamam Yezid'i istisna ederiz. Yezit beladır. Ama Muaviye'ye geçtiğin zaman Ebu Süfyan'a Hind'e geçtiğin zaman işte bunun da anası, atası böyle bozuk adamlar diyemezsin. Müslüman mahallesine salyangoz satamazsın. Ehli sünnet kanallarına çıkıp da milleti ehli sünnetten dışarı çıkaramazsın. Bu milleti zehirliyorlar bu İslami kanallar. Zehirliyorlar bu İslami kanallar. Sahabenin aleyhine konuşturuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahabemin aleyhine konuşulduğu zaman onların faziletine dair bildiğini gizleyene Allah ve peygamberler lanet etmiştir. Ben bu lanetin altında kalmak istemiyorum. Onun için dün gece bunu duydum. Benim sesim buradan çıkıyor. Ben yine burada duyuruyorum. Ülke TV böyle bir yanlış yapmıştır. Bunları ikaz etmek, bunlara reddiye yapmak, bunlara mesaj çekmek. Kardeşim, Hazreti Muaviye Ebu Süfyan Hint bunlar sahabedir. Bunların hakkında ne konuşturuyorsunuz demek lazımdır. Bunlar bizim vazifemizdir ama nerede? Kimse ortada yok. Ondan sonra tabii beni de tutmazlar. Niye tutmazlar? Hele İslami kanallar hiç beni tutmaz. Ondan sonra niye flaşa çıkıyorsun? Adam serbest ne konuşursan konuş diyor. Onun için oraya çıkıyorum. Niye İslami kanallar beni çağırmaz? Kimisi Vehhabi'ye uymuştur. Kimisi Selefi'ye uymuştur. Kimisi Şia'ya uymuştur. Kimisi efendim diyaloğa uymuştur. Kimisi hepsinin bir sakat tarafı var. Tam dört dörtlük ehli sünnet bir kanal yok. Yani meşhur kanallardan diyor. Bundan dolayı biz doğruyu söyleyeceğiz. Cesaret lazım biraz ya. Bu kadar hocalar var. Niye bunlar konuşmuyorlar? Hint radıyallahu anh'a Efendimiz Mekke fethedilince Müslüman oldu. Ve biat eden kadınlar ayetinde geçen kadınların sözcüsü kimdi? Hint'ti. Allah Teala onlar hakkında ne buyuruyor? Febâi'unne ve Allah. Habibim onlarla biat et. O kadınlarla imana girdiklerine dair sözleşme yap. Ve onlar için benden af istediyor. Peki Resulullah onlar için Allah'ın emrine göre istiğfar etti mi etmedi mi? Etti çünkü Allah emreder de onların affını istediği peygamber etmez mi? Etti. Peki Allah peygamberin istiğfar ettiği, af istediği kişi af etmez mi? Ama münafık olsa ne diyor? Estağfirullahu <Sessizlik> ve estagfirlehum. Sen estağfirlehum 70 falan "Felen yaghfirlallahu lehum." Abdullah bin Ubey bin Selul munafık geberdiği zamanda. Ne bu arada ayet? Efendimiz yine ee, Müslümanım dediği için kafir damgası vurmuyordu. Ama ayet gelince onlar için af istesen de istemesen de bir şey değişmez. 70 kere istiğfar etsen Allah onları asla affetmeyecek. Niye der ki benim keferu billahi ve Onlar içlerinden kafirliği gizlediler. Allah'a Resulü'nü inkar ettiler diyor. Orada kafirlik var. Münafık demek kafirliği içinde gizleyen demektir. Müslüman değil ki. O zaman peygamberin istiğfarı da para etmez. Ama burada Rabbim ne diyor? Onlarla sözleş. Muahede yap ve onlar için benden afiste inna Allah gafurur rahim diyor. Allah gafur rahimdir. O zaman Hind'in bir günahı kalmış mıdır? İslam'dan önce yaptığından Allah ona soracak mı? E ee, Ne konuşuyorsun bunları pazara çıkarıp sahabenin hakkında konuşuyorsun? Ona bakarsan bütün sahabenin hakkında geriye döndüğün zaman da döneminde neler var değil mi? Ebu Bekir gibi kaç kişi var? Radıyallahu anh. Sicili temiz. Ebu Bekir aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Ebu Bekir Efendimizin içkisi yok, kumarı yok, zinaatı yok, puta tapma. Ebu Bekir acayip bir şey radıyallahu anh. O ayrı. Hazreti Osman'da da öyle bir huylar var. Hiç zina mina etmemiş cahiliyet döneminde mesela. Öyle birkaç kişi korunmuş olabilir. Yüz küsür bin sahabe var. Sen bunların İslam'dan önceki şeylerini devreye sokup da konuşursan ne olursun? Melun olursun. Melun. Resulullah lanet ediyor sana. Sahabeme hakaret edene diyor. Sana ne yahu? Yapıyorlar bu yanlışları. Ben ne yapayım şimdi? Yine ben doğruyu söyleyeceğim. Diyorlar bana konuşma. Konuşma şöyle yapma böyle yapma. Ama efendiye sorma, Efendim böyle uğraşıyorlar benden. Kasetleri şimdi tekrar televizyonlara postalamışlar. Bedava. Arıyormuş telefon ediyormuş. Adım Mahmut Kurtuluş. İşte millete dağıttık olmadı. Şimdi size gönderiyoruz. Bunları yayınlayın. Böyle şimdi dün gece yine böyle uğraşıyorlar mesela. Efendim ondan sonra bana mesaj. Geri dur. Çıkma, konuşma, etme. Ben Efendi Hazretlerine bakarım Gittim sordum dedim ben geri durayım mı biraz? Ortalık karışır mı? Sana zarar veremezler dedi. Biz senin arkandayız. Bu söz iki gün evvel söyledi ya. Dedim efendim geri dursam. Kim diyor sana falan falan. Geri durmak yok dedi. Sohbetlere devam dedi. E ben ne yapacağım şimdi ben emir kuluyum. Ve Efendi Hazretlerinin ben görüştüğüm iki gün evvel son sözü bana sana destek olana duacıyım. Vallahi bu büyük evliyanın duasını almak isteyenler ben ehli sünnette destek istiyorum sizden. Ben yoksa sizden para istemiyorum, pul istemiyorum, bilet kesmiyorum, parayla da konuşmuyorum, bir şey yapmıyorum. Ama destekçi olun bu işlere. Bu ehli sünnet davasıdır. Burada ehli sünnet harcanmak isteniyor. Doğru konuşan bir kişi çıkmış, o susturulmak isteniyor. O kadar konuşan var, kimse onlarla uğraşmıyor. Bizden uğraşılıyorsa bir şey var demektir. Burada hassas bir nokta var demektir bizim ortadan çekilmemiz isteniyorsa birileri rahatsız oluyor demektir. E bu rahatsız olanlar da doğru adamlar değil yani. Bunlar bizim reddiye yaptığımız takımlar. E biz kime reddiye yapıyorsak? Ehli sünnet dışı fırakı dalleye, sapık fırkalara reddiye yapıyoruz. Siz bunları kaç senedir takip ediyorsunuz. Niye bir iki seneye kadar böyle benle uğraşılmıyordu da teke teklerden sonra Türkiye'de böyle bir hava esince bu kanallardan sonra bütün millet hakkı duymaya başlayınca bu işler başlatıldı. Çünkü bunun sebebi nedir? Ee, kendi konuşuyor bin kişiye, iki bin kişiye. Çok mühim değil. Ama milyonlar dinlemeye başlayınca herkesin batıl düzeni bozulmaya başladı. Siz bunu fark etmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Gözlemiyor musunuz yani? Akıllı adamsınız, uyanık adamsınız. Bu kadar hoca var. Herkes peygamber mi aşağı? Herkesin kabahati kusuru var. Niye kimseyle uğraşılmıyor da bizde uğraşılıyor? Ha burada bir mesele var. O zaman Allah için ehli sünneti mücadele, ehli sünnet müdafasını devam edeceğiz inşallah. Olmaz böyle şey. Çıkılıp televizyonlarda sahabenin aleyhine konuşulmaz kardeşim. Konuşursan birisi de kalkar cevap verecektir buna. Ondan sonra bana dokundun ona dokundun. Sen peygamberin hesabına niye dokunuyorsun? Onların sahasını temiz tutmamız lazım ki Allah da bizi temizlesin. Ondan sonra vel hayyai, utangaçlık ya tabii kötü işlerden utanmak. Efendim e, bunlar iyi şeylerdir. El haya, minel iman, utanmak imandandır. Utanmayanın imanı eksiktir. Bazı insan hiç utanmaz olur yani. Ama bu da kazanılacak bir şeydir. İnsan biraz ilim tahsil ederse, sohbet dinlerse veyahut bu usta biraz e, alıştırma yaparsa, ne gelir? E, en utanmaz insana bile biraz haya gelir. Mesela, e, tevbe etmeden evvel e, kötü yollarda olup ne hayasızlıklar yapan kardeşlerimiz var. Ama şimdi onlar benden daha hayalı. Niçin benden daha hayalı? Çünkü bu kesbidir. Geliyor, ders dinliyor, sohbet dinliyor, e, kitap okuyor falan. Ondan sonra utanmak lazım geldiğini anlıyor. Haya diyor tabii ki. Ama evvelki hayatında hayasızlıklar yapmış. E Demek ki bunlar e, alışkanlık kazanılarak, çalışılarak elde edilebilecek vasıflardır. Vel <laughs> eti kişilik, insaniyet, şahsiyet, temiz ahlak. Alçak işlerden uzak olmak mesela. Yani insanda biraz şahsiyet derler ya. Yani mesela Allah'ın izniyle ben hiç böyle bir alçak, bulaşık, pis işlere benim şeyim müsaade etmez. Yaratılışım buna müsaade etmez. He, dolayısıyla ama bunların da geliştirilmesi lazım. Yani insan kişiliğini de geliştirir. Yani bunlar hep neye bağlıdır? İlmin artmasına ve şahsiyet sahibi insanlarla oturup kalkmasına bağlıdır. Sen şahsiyetsiz insanlarla oturursan, hayasız insanlarla görüşürsen, şerefsiz insanları seyredersen senin de ar damarın çatlar senin de utanma duygun azalır veya kaybolur ee, efendim en ufak basit adi işlere tenezzül eden rezil e, karaktersiz insanlarla düşüp kalkarsan senin de kimliğin kişiliğin bozulur bunlardan dolayı bunda ne var ee, kazanmanın yeri var sükut durmak sessiz durmak yani bu sessiz durmak az konuşmak demektir. Bu da çok önemli. Bu da güzel bir vasıftır. Men kâne yûminu billâhi Kim Allah'a ahirete inanıyorsa fel hayran evli yasmut. Ya doğru söylesin, ya iyi söylesin, ya hayır konuşsun, ya sükut etsin. Yani konuşuyorsa mutlaka hayır konuş. Yalan konuşma, haram konuşma. Gıybet yapma, iftira yapma, dedikodu yapma. Ha, Doğru konuş. Dünyana yarayan bir şey konuş. Ahiretine yarayan bir şey konuş. Ama men samete neca sessiz kalan sükut eden kurtulur. Niye birçok yalan, gıybet dedikodu, iftira bunlar hep dille oluyor. Sessiz kalanlar ekseriyet haramların çoğundan da dille işlenen günahlardan korunuyor. Evet. Ama kulil hayra ve illa feskut söylüyorsan hayır söyle, değilse sükut eyle. Ama bildiğin bir hakkı da söylememek o da iyi bir şey değil. Es-sâkitu anil hak şeytanı nekhras. Haktan sükut eden, doğruyu söylemeyen de dilsiz şeytandır. Diye. Ama güç yetmeyecek durumlar olur. insan takate yetişmez. Yani gücü yok, imkanı yoksa o zaman da ne demişler? La tekul gayra sıdk la tekul külle <laughs> sıdk. Doğrudan başka söz söyleme ama her doğruyu söyleme. Bazı doğrular vardır. O yeri ve zamanı olmadan o doğru da orada Söylenmemesi gerekebilir. Ben de biraz onda beceremiyorum Her doğruyu söylüyorum yani. Sessiz durmak, bu da e, melekedir. Bunlar efendim insanın e, alıştırması lazım kendisine. Şimdi biraz insanın başına çileler gelirse, musibetler belalar gelirse, ne oluyor? E, sessiz kalmaya biraz daha alışıyor ve tüedeti acele etmemek. Efendim. Çünkü acelecilik insanı zarara, ziyana götürür. Ne diyor şair? Kadüdrikul müteenni bazı hacetihi ve kad yekunu ma'al müsta'cili zelelu. Yavaş davranan, ağırdan alan her isteğine ulaşamasa da bazı muratlarına kavuşur. Ama acele davranan ekseri e, zelleye düşer, ayağı kayar, ağzı kayar, dili kayar ve muradını eremez. Allah bize hilim sıfatını nasip etsin amin. Evet. Ondan sonra ve teveddüt bu başkan üskade var. Teveddüt demek Allah dostlarına kendini sevdirmek. Fakirlere, dervişlere, Allah dostlarına kendini sevdirmek. Bu da gayret ister. Onlar güzel vasıflar. Çünkü yarın ahirette şefaatçiler, melikler, padişahlar, krallar kimler olacak? Bu dünyada fakir fukara halinde geçinen ama derviş, Allah yolunda zikir ehli olanlar. Ahiretin padişahları onlardır. Bunlara da kendini sevdirmek. Bunlar çok güzel vasıflar. Vel vakari, vakar. Vakar ne demek? Böyle hafif hareketler yapmamak. Adımını sağlam atmak böyle ne diyorsunuz panik panik atak hareketler var böyle adam yerinde duramaz böyle oraya sıçtılar buraya şey böyle bakıyorsun yerinde oturmuyor yani vakarsız adam vakarlı olmak ne demek ağır başlı oturaklı bunlar ve rahmeti merhamet acımak esirgemek yani bunlar Allah vergisidir ama kazanmanın da bunda tesiri var mı çalışmanın gayret etmenin tesiri var vel husnil edep efendim güzel edep ne demişler? Hüsnül edeb, ehzen minezzeb. Edebin güzelliği altından daha makbuldür. Altının olacağına edebin olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eddebeni beni Rabbi fe edibi. Bana bu terbiyeyi Rabbim verdi. Ama o beni ne güzel edeplendirdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Vel muhaşara. iyi geçinmek. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Halikün nâsı bi hulukün hasen. İnsanlarla geçinirken güzel ahlakla geçin. Ahlakın güzel olsun. Kırıcı olma. Hakaret etme. Herkese durumuna göre hareket et. Başka hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hiyarukum ahsenukum ahlakan. Sizin en hayırlı olanınız huyu güzel olandır. Başka hadiste ne buyuruyor? Namaz, abdest, bütün ibadetler terazi mizanda yeri var ama en ağır gelecek amel güzel ahlak. Bu acayip bir şey. Adam gece gündüz namaz, teheccüd, zikir şu bu. Ondan sonra millete karşı bodozlama, hakaret. Terbiyesiz terbiyesiz konuşmalar, kibir, kırıcılık. Olmaz. Güzel ahlak olacak. Şeyh Ebu Medyen-i Mahribi Hazretleri Kadesallahu Aleyhi o ki bu zat Muhittin Arabi Hazretleri'nin şeyhidir. Büyük velidir. O su, kelamında ne buyuruyor? Güzel ahlak ne demek? Buna güzel bir tarif getirmiş mübarek. Hüsnül huluk muameledü kulli şahs bima yu'nisuhu ve la Herkese diyor ona uygun şekilde ona rahatlık verecek şekilde davranacak. Herkese karşı öyle bir muamele yapacak ki onun davranışı karşı tarafı ürkütmeyecek. Herkese karşı. Hanımına başka, anana başka, babana başka, kardeşle başka, Arkadaşına başka, iş arkadaşına başka, iş verene başka. Herkese nasıl davranacak? E şimdi yani bir taksiye bile bindin. İşte nasılsınız, iyi misiniz falan. Değil mi? Halli işler. Böyle. Üf püf bilmem ne. Şoför de şaşırıyor. Bu ne oldu birinden mi kaçıyor falan. Yani adamı da korkutma da. Selamünaleyküm ne demek? Yani şu demek, Allah'ın selamı da orada başka mana var. Selamun aleyküm demek, benden size şer dokunmaz, rahat ol demek. Selam vermenin manası ne? Selamet yani, benden sana bir şer zarar gelmez. Benden selamettesin demek, anladın mı? Ama tabii bu manayı bilmediğin zaman ne oluyor? Adama selamun aleyküm diyor, zaten adam selamun aleykümden ödü kopuyor yani. Ulan bu ne biçim selam diyor yani, adam beni bana mı dalacak diyor. Öyle selam verilir mi adama? Bir selamın da bir adabı var. He. Efendim, benden sana zarar gelmez mesajını vermek. Güzel ahlak bu demek. Seni gören huzura erecek, rahata kavuşacak. Tamam içinde sıkıntı bir şey olabilir. Ben çok sıkıntılı olurum bazen. Ama yine de karşımdakine ne derim? Ya senle alakalı değil, benim bazı dertlerim var. Onu seninle alakalı değil demek lazım. Öyle demediğin zaman adam karşında ne anlıyor? Yani benden mi daraldı? Ben geldim diye mi sıkıldı? Beni mi sevmiyor? Bu böyle şeylerde üzeriz birbirini, üzeriz. Üzülürüz sonra ahirette. Güzel ahlak olacak. Güzel geçim olacak. Efendim insanlara iyi davranılacak. En güzel ahlak da kim, kime karşı yapılacak? Eşlerimize karşıdır. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hıyarukum, hıyarukum, linisaim. Sizin en hayırlılarınız eşlerine, hanımlarına hayırlı olanlarınızdır. Çünkü onlar zayıftirler. Her bakımdan güçsüzdürler, bize emanettirler. Onları korkutmanın, ürkütmenin hiçbir manası yok. Onlara iyi davranmakta çok büyük faydeler var. E, Tabi sıkıntıları da olacak. O sıkıntıları da tahammül etmek. Allah için sabretmekte çok büyük ecirler var. Yoksa şimdi diyorlar ki boşanma oranı evlenmekten fazlaymış şu anda. Türkiye'de boşanma oranı evlenmekten fazla. Bunu düşünebiliyor musunuz? Ne hale gelmiş memleket ya? Bu nedir ya bu huzursuzluk işte bu hep. Hep İslamsızlık. Hep zikirsizlik. Hep sohbetsizlik. Hep nasihatsızlık. Tamahkarlık. Beğenmiyor kocasını. E niye beğenmiyor? İşte para getiremiyor. Şunu yapamıyor. Bunu yapamıyor. Ondan sonra efendim iyi kocayı buldu mu ee, ondan memnun. E fakir adam fakir ne yapsın? Haram mı şimdi kazansın? O çalsın da mı getirsin? Ne yapacak? Birbirini idare edeceksin. Efendim onun için Feministler var, kadın hakları savunucular bunlar. Erkek düşmanı mıymışlar, neymişler? Ama dün bir laf söylediler bir yerde, ne diyor? Parayı buldu mu diyor, komünizm biter. Kocayı da buldu mu zengin kocayı, feminizm biter diyor yani. Şimdi bu komünistler vardı, eski komünistler. Şimdi hepsi, evet bizim mücahitler de müteahhit oldu ya, bu komünistlerden de zengin olanlar var şimdi. Onlar da bıraktı komünistliği şimdi. Para var çünkü ne komünistliği. Ondan sonra kadın hakları bilmem ne erkeklere dalanlardan falan. Öyle zengin ben bir koca buldum. Ooo. Tamam erkekler çok iyi. Tabii ki parayı buldum öyle. Böyle olmaz ki. Allah için iyi davranacaksın. Allah için. Mübarek birbirine iyi geçineceksin. Fakirliğine sabredeceksin. Ahiretin kralı olacaksın inşallah. Ne yapalım şimdi? Allah verdiği kadar mesul tutar. Yoksa yok ne yapalım? Adamı mı zorlayacaksın? Ve <laughs> ehavatiha. Evet bu güzel ahlak ve bunların nesi vardır? Efendim eş değerli vasıfları vardır. Bunlar İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin isimli eserinde ondan sonra İmam Sühreverdi'nin verdiğinin Avariful Me'arif isimli eserinde İmam Kuşeyri Hazretleri'nin Risa er Risaletül Kuşeyriye Risale-i Kuşeyriye isimli eserinde bunların çok detayları vardır. Ah o dersleri bir yapsak değil mi? Böyle Orada neler vardı? İmam Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediyesinde onun şerhinde böyle vasıflar, vasıflar, vasıflar. Ahlaka ne kadar ihtiyacımız var, değil mi? Hep namaz, abdest, şunu bunu konuşuyoruz. Zikir, dua konuşuyoruz ama ahlaktan sıfırın altında dolaşıyoruz. Ahlaka ne kadar ihtiyacımız var? Sakallan, sarıkla, cübbeyle, şalvarla da, çarşafla da illa da bu ahlak kazanılmıyor, değil mi? Ama bu vasıfları zahiren yapıp da bir de ahlakı güzel olan nurun ala nur onlara yetişilmez. Ama ne kadar kılığı kıyafeti İslam'a uysa da huyu efsafı ahlakı İslam'a uymayanlar da maalesef sıkıntıdadırlar ahirette. Mizanda amelleri harcanır yani. Çünkü e, ona hakaretten, ona iftiradan, onu gıybetten, dedikoddan bunlar eksile eksile diğer artıları aşağı indirecekler. Bari kazandığımızı harcamayalım. Ve yelleti şimdi bu ahirete müteallik kesbedilecek üstün ahlakın cima'uha yani toplayan tek kelime konuşalım diyor. Yani deminden beri saydık mı? Dindarlık, ilim, hilim, sabır, şükür, adil, zühd, tevazu, af, iffet, cüğüt, cömert, işe, haya, mürüvvet, sükürt, sessizlik, acelesizlik, vakar, rahmet, güzel, edep, adab, muhaşeret falan falan hepsinin tek kelime toplayanı hüsnül huluk, güzel ahlak. Onun için Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hakkında buyurulan en mühim ayetlerden biri ve inneke le hulukin azim elbette ki sen en büyük ahlak üzeresin. Şimdi onun sünnetlerindeki, onun gidişatındaki, siretindeki davranışları neymiş o zaman? En büyük ahlak ancak oymuş. Ama o ahlakı bugün ortaya koyduğumuz zaman çoğu insanların ahlakına uymuyor, uyuşmuyor. Hatta şimdi bazıları kültürsüzler ne diyebilirler? Bu da kabalıktır derler değil mi? Halbuki o esas ahlak o da. Ha yemeğin sünnetlediğin zaman tabağın dibini parmaklarınla da yaladığın zaman efendim parmaklarından ekmeği alıp da çanağın kenarını köşesini iyice yıkanmış gibi sünnetlediğin zaman ondan sonra da parmaklarını da yalamak sünnet mi? Ya yalayacaksın ya yalattıracaksın diyor. Hadis bu Buhari'de, Ama sen işte adama şu sen benim parmağımı yala dediğin zaman adam sonra vay terbiyesiz. Ne sünnetten haberi var, ne edepten haber. Kardeşim ya yalayacaksın ya yalattıracaksın. Siz de yalattırma sünnetini yapmayın. Madem öyle yalama sünnetini yapalım. E ne olacak? Parmaklarda ne var? Mideyle irtibat var. Adam yer yer doy doyduğunu hissetmez çünkü sünnete uymadığı için. İlle o parmaklar yalandığı zaman mideye mesajı verir çünkü senin burada damarlar irtibatlıdır. Ne diyor? Doydun artık yeter şiştin diyor. Ha, onu o sünnettir ama sen şimdi böyle bir mecliste kalk tabağın dibini sünnetten o sonra ulan ne edepsiz adam ya. Yani insan biraz dibinde bırakır. Halbuki dibinde bırakmak edepsizliktir. Ama şimdi ne yapar? Çayın dibinde biraz bırakır. Neymiş? Kibarlıkmış. Dibine kadar içerse, çöpünü de çekerse o zaman da ne edepsiz adam. Görgüsüz adam. Çöpleri bile ağzına aldı. Sen sünnetten ne haberin var? Edepten ne haberin var? Ahlaktan ne haberin var? Ahlakımızı, gidişatımızı, suretimizi, siretimizi. Muhammed Mustafa'ya uyduracağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi kafamıza göre takılmayacağız öyle. Avrupa'nın örfü adetik, yavruların geleneği göreni. Bize ne onlardan? Kaşıklar, çatallar, bilmem neler. Tamam kaşık çatal biz de kullanıyoruz. Ama onlar acayip. Şundan tutacağım. Bundan keseceğim. Şundan çekeceğim. Şundan doğrayacağım. Ulan sen orada düşünene kadar ben yerim de toyarım da kalkarım be. Ne işin var öyle? Safsatalar lan. Kaşık çatal kullanılır. Bir şey değil. Ama kazık gibi kullanmaz böyle. Kaşığı şöyle tutarsan da böyle daldırırsan. Ali Aydar Efendi babamız Kaddese Allah'a ne buyururdu? Kavurlar gibi tutma kaşığı derdi. İkaz ederdi. Böyle tutacaksın. Efendim. Şimdi siz de anlamadınız ya ne dediğimi. Onun için kalemle gösterelim. Şöyle tutulacak kaşık. Şöyle. Böyle yaparsan bu olmaz. Böyle. Yani her şeyin bir Adam muhaşere da var. Biz sana kaşık kullanma demedik. Gavur gibi kullanma. O zaman bütün mesele döndü dolaştı. Güzel ahlak kimde toplandı? Resulullah'ın sallallahu teala sellem ahlakında toplandı. Ve kad yekunu minadil ahlak bu ahlaktan bazısı mavi garizeti. İnsanın yaratılışında olanları da vardır. Ve Aslil cibilleti. Hilkatinin temelinde bazı bazılarında bu olabiliyor. Mesela bazı insan sessiz olur. Doğuştan. Konuşkan değil. Değil mi? Yani bu olabilir. Bazı insan doğuştan ne olur? Hayalı olur. Yani böyle yüzü kızarır. Değil mi? Hemen bir şey konuşuyor. Yüzü kızarır. Bunlar. Bazı insan çok sabırlı ve tahammüllü olur. Öyle değil mi? Bazı insan dünyaya meclis olur. Ama bu yaratılışından gelenler var mı? Var. Ben tanıyorum öyle bazılarını mesela. Yaratılışından cömert olan var. Yaratılışından cesur olan var. Bu sonradan kazanılmakla olmayan var. Ama ve bazı oğum, la bir kimin de, de bu ahlak bulunmayabilir? E bulunmuyor diye Allah beni hayasız yaratmış kardeşim ne yapayım mı diyecek yani? Ne yapacak? Haya kazanacak. Bu kazanılabilecek bir şey midir? Kazanılabilecek bir şey. Benim boyum 1.65. Ben şimdi bunu 67 2 santim kazanamam ki. Altıma bir şey çaktırsam falan zorlan yani o da. E ben bunu kazanamam şimdi. Ama ben hayasızsam haya kazanabilir miyim? Kazanırım kardeşim işte. Biraz okurum, ederim, incelerim. Hayalı insanlarla otururum, kalkarım. Ve etkilenirim yani. Ne yaparım o zaman? Fekteci bu ha. Olmayan vasfı kazanırım. Ve lakin ne bu den nefi. ama yine de kazanmak için de ne lazım? O kişide olması lazım min usuliha. Bu ahlakın sayılan güzel vazıfların temellerinden fi aslil cibilleti yaratılışının temelinde şübetün yine de bir parça yine ham madde aslında olması lazım. Yani aslında biraz haya olacak ki sonra onu geliştirsin. Asıl yaratılışında biraz efendim öğrenme kabiliyeti olacak ki ilmini geliştirsin. Anladınız mı? Yani hepten aslında hiç olmayan da bunu kazanma durumu söz konusu değildir ki beynuhu. İnşallah Teala, evet bunu inşallah diyor ileriki baplarda beyan edeceğiz. Şimdi aslında haya yoksa sonradan ne kadar kazansa kazansa yine nereye döner? Külüşe, yarcaülaz her şey aslına döner. Yine bakarsın ne kadar hayalı, edepli falan gördüğün adam sonra bir de baktın ki terbiyesiz çıktı. Anladın? Mesela o o Mehmet Sağlam Erciyetsiki kasetlerini gezdiren herif, Allah kahretsin. O çeken adam mesela. 10 sene benimle gezdi. Bütün arkadaşlar şahittir Avrupa'daki. O kadar haya, o kadar haya. Yani benim yanımda sesli konuştuğunu duymadım 10 sene. 10 sene yanımda sesli konuştuğunu. Yani çok arkadaş ve yüzlerce insan. Çünkü gittik sohbetlere ya. Bütün Avrupa'yı onunla dolaştık. Onun için ömrümüz yolda geçti. Herkesin evinde kaldık. Şurada otellerde kalmıyorduk zaten. Cemaatin evlerinde kalıyorduk. Ve sessizlik, acele etmemek, sükut, haya, edep. Ama aslında yokmuş ki 10-15 sene sonra. Nereye döndü iş? Bana diyor ki ben bu kasetleri işte her yere vereceğim. So satmaya kalktı. Yani jet ski'ye binmişim de onu satacak. E para ediyorsa sat. Ne yapıyor bunu? Adama telefon ediyor. Ya gazeteci benim yanımda. Telefonu açtı. Gazeteci beni tanıyan biri. Geldi şimdi telefonu açtı. Ben inanmıyorum hala. Bu adam bu kadar da yapmaz diyorum ya. Ben inanmıyorum ya. Dur dedi. Arıyor dedi. Açtı. Sesini dışarı verdi. Ben şurada odadayım. Yukarıda dinliyorum. Dedi ki kaç lira veriyorsun bu kaseti yayınlamak için diyor. Dedi ki o efendim sen ne istiyorsun? Dedi 20 bin. Dedi yok. Bu şimdi maksustan diyor. Dedi ki 10 bin yani anca dedi bu 10 bin lira dedi. Yani 10 milyar o zaman. Bu sıfırlar vardı o zaman. Diyor ki olur mu diyor başkaları 20 milyar ver. Ulan dedim bu bu adam mıydı? Hayasızlık, şerefsizlik, namussuzluk. Bütün vasıfları tersine dönmüş. Ama aslında olsaydı bu böyle geri dönmezdi. Demek aslında bir şube yok. Bu bunları neyle yapmış? Tekellüfi yapmış, zoraki yapmış. Kendini bastırmış, artık böyle idareli gitmiş bize karşı. Ama bu kadar da yolculuk yapıp 10 senede de bir adamı tanımazsak on sonra diyor hoca hep yanındaki adamlar bozuk adam. Sen de hiç adamdan anlamıyorsun. Gel sen anla bakayım. Nereden anlayacaksın adam? 10 sene evliya gibi. Dişini gösterene kadar. Onun için aslında bir madde lazım ki ham maddesinde bir hayal lazım ki bir adalet lazım ki o adamda gelişsin. Öbür türlü ne kadar doğru düzgün gözükse de sonunda gider her şey aslına rucu eder. O için Allah Allah aslımızda da faslımızda da Rabbim neslimizde de Allah şu güzel ahlakı nasip eylesin. Amin. Amin. Ve tekun adil ahlak dünyeviyeten bütün bu saydığımız vasıflar insanda bulunabilir. Ama izalem yurat biha bunlarla arzulanmazsa ve cullate Allah'ın rızası kastedilmezse bunların hepsi neye yarar? Dünyaya yarar, ahirete yarar mı? Yaramaz. Mesela adam çok kaç, ama Allah için değil. Şükürlü efendim böyle insanlara teşekkür ediyor şudur budur ama Allah için değil. Sabrediyor, sabrediyor ama huyu öyle. Allah için değil. Ya yani niyet yok, niyet. Başına bir bela gelmiş. Öyle başına bela gelmiş. Eşe, eşeğinde eşeğin de sırtına katırım bindirmişler yükü. Ondan sonra anası ağlıyor orada. Sabrediyor ama Allah rızası için etmiyor ki. İnsanın eşekten farkı olması lazım değil mi? Yani başına bir bela gelince sabrı. E niye sabrediyor? Sabretmeyeyim de ne yapacağım? Mecburum. E mecbursan bari Allah rızası için niyet et de ahiretine geçsin. Yani boşuna gidiyor işler ha? Bu sayılanlar merhametli mesela o gavurlarda ne kadar merhamet var? Hayvanlara, mayvanlara bir köpek için mesela değil mi? Köpeklere bakarlar, kedilere bakarlar. Bizde yok o kadar merhamet görüşleri. Bunda Allah rızası var mı? Çünkü iman yok. Onun için bu güzel, edepli. Bazı insanlar var, namaz yok, abdülüyor. din yok, iman yok. Bir kibar, bir kibar, bir kibar. İstanbul beyefendisi ya. Hakikaten İstanbul'u adama hayran oluyorum ahlakına ya. Fakat adamda iman yok. Ne yapacağız şimdi? Ha tabii edepli, edepli tabii. Biz de tabii insanlara terbiyesiz davranmayacağız ama Allah rızası aranmayan işlerde ne kadar güzel ahlak olsa bunlar sadece dünyayla sınırlı kalır. Ve derul ahira, efendim ahiret yurdu aranmazsa, ahirette Allah'ın sevabı arzulanmazsa, bunlar dünyada sınırlı kalır, ölünce de biter. Ahirette bunun karşılığı geçmez. Ve lakin ne ha? ama bütün bu üstün vasıflar mehasinu güzel şeylerdir ve fadailu faziletli şeylerdir. Bittifak ya sahabe lukulis selime. Aklı selim olan bütün milletlerin ittifakıyla yani burada kafir Müslüman ayrımı yapmaksızın efendim tevazu Dünyaya tamahkarlık yapmamak, cömertlik, cesurluk, utangaçlık, kişilik, şahsiyet, vakar, merhamet, adab-muaşeret bunları dünyanın hangi milletine sorsan herkes güzel kabul eder mi? Eder. Bu bu güzellikler tabii ittifaklıdır. Yani evrensel mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz işte? Şu anda dünyada bu vasıfların hiçbirine cömertlik kötü bir vasıftır diyen bir manyak çıkmaz yani. Bütün akıllılar cömertliği güzel görür fi mucibi husna ve tabi arada ihtilaf vardır. Güzelliğin mucibi nedir? Sebebi nedir? Bu bunun öbüründen üstün olmasının sebebi nedir? Gavur başka cepheden bakar, Müslüman başka cihetten bakar. bidat ehli başka yönden bakar, ehli sünnet başka yönden bakar. Yani ama bu saydığımız vasıfların hepsi de herkesce, herkesin elinde güzel şeylerdir. Allah güzelliklerden ayırmasın amin. Şimdi bunları saydık mı? Saydık. Ama velakin burada da kaldık mı? Kaldık. Çünkü babı da bitirdik. Fasla geldik şimdi. İkinci baba başladık. Babın içinde fasıllara gireceğiz şimdi. İlk fasla geldik. Burada efendim ne anlatılacak inşallah 15 gün sonra. Çok muhteşem bir ders var. Şimdi bu saydığımız vasıfların tümünün Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem toplandığının delilleri. Hep bütün tek tek ayet okuyacağız böyle. Tak 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 da ta. Her şeye ayet var. Hepsi ayet var. Resulullah'ta var mı yok mu? Var mı yok mu? Var mı yok mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. 15 gün sonra buluşacağız. Hayırla inşallah konuşacağız. Bugün öbür faslı da bitireyim dedim ama biraz gevezeliğim tuttu yine. Başka işlere girince olmadı. Şimdi efendim Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem nasıl rüyada görürüz? Bu muhteşem bir eserdir. Bunu baş ucunuzdan ayırmayın. Her cuma gecesi bir faydayı yapın. 41 fayda var. 41 kere görürsünüz inşallah. Allah nasip etsin size. Bundan çok istifade edin. Bir. İkincisi Mahmut Efendi Hazretlerinin tercüme hali slide gösterisi. Efendi Hazretlerinin doğduğu köyden şu anda mücedditlik vasfını ilan edildiği toplantıya kadar yaşadıkları süreç ve serüven. Yani bu şeyde o büyük toplantıda e, 20 dakika kadar gösterilmişti. Oraya gelenler var mıydı bilmiyorum birkaç gelenler var. 20 dakika kadar gösterilmiş buna ilaveler oldu. 30 dakikayı geçen bir ilaveler de katıldı. Böyle basıldı Aska yayınlarından bu efendi hazretlerine ait bir yayın evidir benimle alakası yok ama ben hizmet için duyuruyorum efendi hazretleri zamanın imamıdır asrın müceddididir bunu bütün dünya teslim etmiştir kabul etmiştir zamanının imamını tanımadan ölen cahiliyet ölümüyle ölür hadis şerifinden dolayı herkese ulaştırın bir Allah dostunu tanısınlar inşallah bu CD'yi herkes seyretsin inşallah yalnız kopyalamayın hak helallığı var benimle alakalı değil marifet derneği basmış bunu Bizim dernek değil yani ben size Allah için helal ediyorum da böyle dağıtırsanız parasız dağıtın diyorum da bunun adına diyebilir miyim? Diyemem çünkü benimle alakası olmayan bir şey adına ben hakkı helal edemem. Ondan dolayı benden helallik istemeyin. Herkes duysun bu hak mahfuzdur çünkü bunu hizmetlere hocaların maaşlarına verecekler. Onun için hayra niyet edin çok alın. Efendi Hazretleri her yere dağıtın tanıtın. İnşallahurrahman. Amin salatü ve selamu ala seyyidil mursalil muhammedin ve ala alim. Sahbihi ecma'in. Ya arhamen rahimin. Ya arhamen rahimin. Ya Cennetini istiyoruz nasip eyle. Azabından emin eyle. Cennetini ve rızanı helal eyle. Azabından gazabından emin eyle. Cennetini istiyoruz. Ona yaklaştıran inançlara, amellere muvaffakiyet diliyoruz. İhsan eyle. Cehenneminden sığınıyoruz ve ona yaklaştıracak inanç ve amellerden sana sığındık. Emin eyle muhafaza eyle. Amin diyen dillerine harcı hamdene azad Çapada kalp ameliyatına yoğun bakımda yatıyor. Yedi aylık bebek. Yedi aylık bebek. Şifa şerif hürmetine şifalar yaz yani. Şu cemaatin kadın erkek ne dertleri varsa şifa şerif hürmetine hallu asan el. Müşkillerimizi hallu asan el. Sıkıntılarımızı tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil Muhammed Mustafa'mız bahşi hakkı için bizi onun şefaatine nail eyle. şifa şerif hürmetine bizi yarın ahiret onun sancağı altında cem eyle. Bu derslerden bizi ayırma mahrum eyleme ya Rabbel alemin. Ve ya gayrun nasirin ve ya fatihi. Bizim Şerkan Efendi kardeşimiz yanımızda hizmet eden eniştesi Ahmet Özan vefat etmiş. Bu sanatçı Ahmet Özhan değil ha. Bu eniştesi Ahmet Özan Efendi. Vefat etmiş. On sonra gider onu hemen haberlere söylerler. Çüppeli Hoca orada çekiyorlar ya. Çüppeli Hoca dedi Ahmet Ozan ölmüş falan. Benle ben, her bir şekilde uğraşırlar. Efendim bu kardeşimiz cenazesi ikinde kalkmış. Ruhuna şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Hediye eyledik, ihsal eyle Amin diyenlerin arz-ı hamdine azadeyle Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Ruh şerifine arzu olunmak üzere buyurun as salatu es selamu aleyke ya Resulallah salatu es selamu aleyke ya Habiballah salatu es selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel Subhan Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti amma yasafun Selamun aleyküm ve rahmetullahi rabbil alemin İlâ şerefi ruhun nebi Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve aleyhi ve sallam şeyhine. Envatina envatil müslümin ve cemaatil hadirin el Fatiha. Çarşamba akşamı saat yedi buçukta Mevlid-i Şerif okunacak. Bütün dertler unutulacak inşallah. mevlid Hürmet in aşure gecesidir. Sohbet sekizde başlayacak inşallah. Radyodan dokuz buçukta yayınlanacaktır. Ona göre de duyuralım. Dokuz buçukta radyo yayını olacak.